Değerli basın mensupları, hepiniz standımıza hoş geldiniz. Bugün Katar Expo Fuarı'nın ikinci günü. Burada hep birlikte olmaktan dolayı öncelikle çok mutlu olduğumuzu, sizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Biz Katar'a bundan yaklaşık bir ay önce sanırım Cityscape Fuarı'yla ilk direkt marketinge başladık. Daha öncesinde bireysel temaslarla, Simpaş markasına olan merak ve ilgiyle bir takım temaslarımız olmuştu. Bunları zaman zaman satışa çevirmiştik, zaman zaman bir takım uzun süreli ilişkilere çevirmiştik. Fakat bundan bir ay önce geldiğimiz Cityscape Fuarı'nda da gerçekten oldukça yoğun bir ilgi gördük ve hemen arkasından bu fuara da katılmaya değer bulduk. Ne yapmaya çalışıyoruz? Tabii her zaman olduğu gibi Türkiye markasını, Türk insanını tanıtıp daha sonrasında da nasıl bir yaşam ve yatırım vaadiyle onları davet ettiğimizi doğru bir şekilde onlara anlatmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten bu konuda çok açıklar. Biz Katarlı dostlarımızla, müşterilerimizle çok hızlı bir şekilde, çok hızlı bir sıcak teması hemen geçebiliyoruz. Çünkü hakikaten onların da beklediği bu toplumsal olarak daha yakın birlikte yaşamaya arzu ettikleri bir ülkeyle, bir özellikle bazı şehirlerimizde ele alırsak işte İstanbul gibi, Bursa gibi, Anadolu'nun bazı noktaları onların oldukça ilgisini çekiyor ve yaşama değer buluyorlar. Onun dışında daha büyük çaplı yatırım değeri olarak da özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'yi yatırıma değer buluyorlar. Biz bu çerçevede son birkaç yıldan beri Katar'la yavaş yavaş artan ilişkiler içindeyiz. Zaten biliyorsunuz Simpaş Grup bünyesinde zaten bizim kurumsal çalışmalarımız var. Ama Simpaş GIO olarak şu anda ağırlıklı olarak bireysel konut satışlarıyla başladığımız Katar serüvenimize diyeyim, maceramıza bu fuarlarla daha da ileriye nasıl taşırız? Bu çerçevede ilerliyoruz. Ağırlıklı olarak Körfez insanının ihtiyaçlarını ülkelere göre değişip değişmediğini, bunları da inceleme fırsatı buluyoruz buralarda. Ve bunlar da bizim proje geliştirirken artık biz projelerimizde mutlaka bir %5, %10, %15 tadında bir şekilde yabancıya satış perspektifi görüyoruz. Bunu özellikle tercih edilen bölgelerde yapıyorsak bunu dikkate alıyoruz ve bu çok amaçlı, çok daha fazla hedef kitleye ulaşmak için projelerimizi geliştirirken bize yeni bir girdi olmuş durumda. Ve onların da hassasiyetlerini dikkate alarak proje geliştirmek artık bizim çalışma biçimimize yerleşmiş durumda. Biz Katar'ı incelediğimiz zaman biliyorsunuz yıllık gelir itibariyle, kişi başına düşen yıllık gelir itibariyle oldukça yüksek bir gelir durumu var. Ve hakikaten bir dünya perspektifi var. Hem kendi kültürlerini, kendi yaşantılarını muhafaza edip hem de dünya çapında işte eğitim olsun, iş olsun, uluslararası bir takım işbirlikleri olsun. Katar bu anlamda aslında hakikaten bir dünya ülkesi olmuş bir ülke ve toplumu da bu şekilde son derece global. Dolayısıyla bundan sonraki iş hedeflerimizde bu kadar aslında iş anlayışı, uluslararası iş anlayışına sahip bir toplumun insanlarına da İstanbul'a, bir Ankara'ya, bir Bursa'ya, ülkemize nasıl çekebiliriz konusunda bundan sonra daha da istekli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yabancıya satış biliyorsunuz mütekabiliyetten sonra başladı. Bu anlamda Simpaş GIO olarak ne kadar bir katkıda bulunduk bu pastaya? Bundan biraz bahsetmek gerekirse 450 milyon lira Simpaş GIO olarak
bugüne kadar 450 milyon liralık ciroyu yabancı satıştan elde ettik. 450 milyon liralık ciromuzun 80 milyonu da Bursa. Bu da çok önemli. Bursa'ya olan ilgi, biz ne kadar daha fazla tanıtırsak onun önünün ne kadar açık olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz bizim hemen hemen her yıl aktif olarak 5-6 projemiz olur. Ve bunların satış pazarlamasında ağırlıklı olarak aslında Türklere yönelik hazırlarız. Ama oradan artık yeni vizyon olarak yabancı satışlarımız da olur. Biz bu yeni projemizde, Bursa projemizde geliştirirken bu 2-3 yıl içinde edindiğimiz know-how'u projemize yansıttık ve yeni projemiz, Bursa'da başlayacağımız yeni projemiz yaklaşık 450 milyon lira ciro değerindeki yeni projemizde yine bugün burada kısmen önden bazı bilgilerini veriyoruz. Tabii ki biz bunu Türkiye'de, Bursa'da, İstanbul'da lansmanlarını yapacağız ama bununla ilgili feedbackleri de alıyoruz. Bu önemli bizim için. Yani ciromuzun yaklaşık %20'sini Bursa'dan elde ettiğimize göre orada da biz biliyorsunuz Simpaşgio'nun çok büyük bir yatırımı var, eşsiz bir yatırımı var. Bu yatırımın devamını sağlayacak arsaları da var. Bu projelerimizi hem Türklere hem de Körfez ülkelerine, yabancı, Kuzey Türkiye Cumhuriyetlerine nasıl pazarlayacağımız konusunda çalışıyoruz. Bu vizyonumuz da ortada. Ayrıca söyleyebileceğim, 2017 yılını da biliyorsunuz sezonumuz artık yeni başlıyor gibi düşünmek lazım ama biz buna rağmen boş durmadık. 2017'nin ilk döneminde şu ana kadar yaklaşık 40 milyon liralık yabancıya satış gerçekleştirdik. Bu da yine 40 milyon TL'lik yabancıya satış gerçekleştirdik. Aslında 2017'nin ilk dönemi biraz düşük sezon gibi geçmişti biliyorsunuz. Buna rağmen biz yabancıya satışa ağırlık verdik. Artık rutin bir talep alıyoruz, öyle söyleyeyim. Değişik ülkelerden. Bu hemen hemen rutine bindi ve bizim bütçelerimizde, hedeflerimizde artık belli oranlarda yer alıyor. Soru cevaba dönebilir. Söyleyebileceklerim bu kadar. Şu aşamada. Bursa Modern Projemizin yanında, hemen yanında. Bursa Modern Projemiz de biliyorsunuz örnek bir proje, ödüllü bir proje. Bursa'ya göre o ölçekte başka hiçbir proje yok. O projemizin hemen yanında biraz konsept olarak içinde ofisi de barındıran. Çünkü o bölge oldukça gelişti. Oteller, AVM'ler, yollar bir hayli yatırım oldu. Bizim ilk başladığımız yıllar öncesine göre bambaşka bir lokasyondu. Dolayısıyla içeriğini biraz daha zenginleştirerek yeni bir proje başlayacağız. Bunun şu anda ruhsat çalışmaları devam ediyor. Yılın ikinci döneminde Bursa projemizi devreye sokacağız inşallah. Onları lansmanda aktaralım. Bursa projemiz karma proje olacak. İçinde ticari alanları, ofisi ve konutu olan bir proje yapacağız. Efendim, yaklaşık 450 milyon değerinde bir cirosu olacak projemizin. Büyük bir proje. Evet. Şu anda ağırlıklı biz İstanbul Bursa satıyoruz. Bu oran hemen hemen yine yaklaşık %20'ye %80 gibi. Şu anda Queen Central Park Bomonti projemiz biliyorsunuz. Yabancıya satışta oldukça başarılı. Yani Türk satışı, Türk müşterilerimize satışlarımızın her zaman o tadındaki dengesi devam ediyor. Kendi biliyorsunuz zaten genellikle bize söylenilen, bizim Körfez'den gelen müşterilerimizin bize söylediği şu. Bizim kendi yaşantımıza uygun bir ev bulabildikten sonra ondan sonraki aşamada biz etrafımızdaki komşularımızın
kim olduğuna bakıyoruz ve tamamen yabancıya satılan bir projede yer almak yerine Türklerle birlikte yaşamak, onlarla komşuluk ilişkilerini geliştirmek, bu kültüre de biraz adapte olmak veya bunu da yaşamak istiyorlar. O yüzden yeni projemizde de aynı bu perspektifte geliştireceğiz inşallah. Evet, var. İstanbul'da iki projeye başlıyoruz. Birisi Ümraniye'de, birisi Sancaktepe'de. Bu iki projemizde gerçekten hem mimari olarak hem yine müşterilerimize yatırım değeri olarak, yaşam değeri olarak yine zevkle sunacağımız iki proje. Bunların ön satışlarına yakında başlayacağız. Lansmanlarını da Eylül-Ekim ayı içinde yapmayı planlıyoruz. Ümraniye'deki konut ağırlıklı. Çok farklı, özel bir mimari çalıştık. Hakikaten çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Etkilendik çalışırken. Konut ağırlıklı. Sancaktepe'deki ise çarşı ve konut. Evet, ofis yok. Çarşı ve konut. Onları projenin son halini, ucunu bağladıktan sonra, çünkü çarşı bölümümüzün biliyorsunuz onun etüdü de çok önemli. Yanıltmak istemem çünkü biz GEO'yuz, halka açık bir şirketiz. Tam netleştiğinde söylemek isterim. Onların hepsini proje lansmanında. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 500'e yakın konut yapacağız. Evet, toplamda yaklaşık 500'e yakın konut Sancaktepe'de. Yine 400 civarı da Ümraniye'deki projemiz. Tabii ayrı ayrı. Evet. Biliyorsunuz Simpaş G olarak Marmaris'te bir özel noktada çok güzel bir yatırımımız var. Ve bu yatırımımızı bekletiyoruz. Çok hedef kitle çalışmaları, buna göre konsept çalışmaları, pek çok şey yaptık şimdiye kadar. Ama gerçekten o kadar özelmiş bir bölge ki, yani Türkiye çapında değil, dünya çapında pazarlanması gereken çok özel bir nokta. 3 tane koyu olan çok güzel bir lokasyon. Dolayısıyla tam değerinde doğru kitleyle doğru şekilde pazarlanması gereken, yani onu böyle pamuklara sardık diye ve istediğimiz değeri oluşturup o denli bir proje oluşturup ondan sonra pazarlamak istiyoruz ve şu anda burada Simpaş GEO kimdir dediğiniz zaman portföyümüzü sunarken doğal olarak bu güzel destinasyonu da, bu kendimize ait olan bu yatırımımızı da sunuyoruz. Efendim? Orada otel, konut, ticari hepsi bir kompleks halinde olacak. Bu fuarda biliyorsunuz Queen Central Park projemiz var. Bursa Modern'deki stok, az sayıdaki evlerimiz var. İstanbul'daki yeni projelerimizi şu anda buraya getirmedik. Çünkü Simpaş hep geleneksel olarak herkesten önce kendi satmış olduğu müşterilere bir ön satış dönemi geçirir. Ondan sonra lanse ederiz ve duyururuz. O nedenle önce kendi müşterilerimize sunacağız. Arkasından satış dönemi başlayacak. Onlar burada yok şu anda. Fakat biz şu anda perspektif olarak Bursa Modern'in hemen yanındaki yeni projemizi şu anda burada bahsediyoruz. Ve ev tiplerinin şu anda aslında fokusunu yapıyoruz, yani bu ev tiplerini nasıl buldunuz gibi. Yani burası biraz bizim için workshop ortamı. Yani burada hemen biz bugün şu kadar sattık, bu kadar konut ayırdık değil. Biz büyük düşünüyoruz. Biz Simpaş olarak Katar piyasasına girdik, varız ve neler yapabiliriz? Hem bireyselde hem kurumsalda bunları çalışıyoruz burada. Henüz şöyle söyleyeyim, henüz bunu pazarlamadık aslında. Yani hep birlikte
sektör olarak bunu şu anda çok öne çıkarmış değiliz. Çünkü bunlar kesinlikle artı özellikler. Bizim şu ana kadar uyguladığımız konu Türkiye'yi ve şehirlerimizi tanıtmak ve gayrimenkul sektörünün Türkiye'de ne kadar da kurumsallaştığını ve de hani güvenle bu piyasaya girebileceklerini, güvenle pek çok firmadan rahatlıkla ev alabileceğini. Tabii biz kendi adımıza Simpaş Geo'nun işte aynı zamanda hem çok farklı, birbirinden farklı temalı projeler üretip aynı zamanda borsa endeksli denetlenebilir kurumsal vizyonuyla da kendi farklılığımızı öne çıkararak tanıtma şeyimiz vardı şimdiye kadar, konseptimiz vardı. Bundan sonra bu yeni çalışmalar işte bir sınırlı da olsa şu anda işte KDV istisnası var biliyorsunuz, oturma izinleri var. Bunlar bizim satış argümanı olarak ekstradan kullandığımız şeyler. Yani çünkü önce ürünü beğenmeli, ülkeyi benimsemeli, firmayı benimsemeli. Bundan sonra diğerleri, çünkü sonuç olarak bu toplum diyelim Katarlı'yı alırsak dünyanın her yerinden ev alabilirler. Ve bu özellikler dünyanın pek çok yerinde var. Yani işte Portekiz'de de var, Londra'da da var, işte Yunanistan'da da var. Ama ülke olarak bizim böyle bir açılım yapmamız, bu rekabetin içinde elimizde de bu argümanların olması tabii ki çok büyük bir artı. Bunlar birebir satışı bitirirken bizim çok işimize yarayacak. Ama direkt marketing değeri olarak öne çıkarılacak bir unsur olarak şu anda çok gerek duymuyoruz. Çünkü zaten ülkemize hakikaten çok büyük bir sempati var. Geçen seferki fuarda örneğin bir aile Queen Central Park'tan 3,5 artı bir daire alıyordu. Düşünün yani gözü kapalı, hiç çekinmeden, görmeden ne ödemem gerekiyor, nereye ödemem gerekiyor, bugün mü yatırmam gerekiyor gibi bu kadar büyük bir güvenle bize bir kurumumuzdan ve ülkemizden dolayısıyla ev aldı. Kendisine şunu söyledim, çok güzel bir şey oldu, iletişim oldu aramızda ve eşiyle de bir hoş beşimiz oldu. Dedim ki yani ofisimize mutlaka geleceksiniz, şantiyemizi mutlaka göreceksiniz ama bir kahveye de ben merkeze sizi bekliyorum, ağırlamak isteriz merkezimizde dedim. Düşünün dün buraya gelmişler beni görmek için. Yani çok şeyler, Türk insanının o şeyi, sıcaklığını ben gerçekten Körfez'de de görüyorum. Sözleşmelerini yapmaya geleceklerdi İstanbul'a ama benim geleceğimi duyunca buraya da gelmişler. Yani bu bence çok bizim Türkiye olarak çok büyük bir artımız. Yani bunu dünyanın hiçbir yerinde bence göremezler. Biz çünkü kendi müşterilerimiz de Türkiye'de. Yani bizim için onlar artık sonsuza dek dostumuz. Çünkü biz onlara ev sattık. Yani bir tüketim malzemesi değil ev. Bir yatırım, hayatının çok önemli bir parçası. Dolayısıyla bizim müşterilerimizle ilişkimiz sonsuza dek devam edecek. Yani bu vizyonla konut sattığımız için bu yabancı müşterilerin bir konut almanın ötesinde gittiği ülkede bir dostluk da alıyor olması, bununla karşılanacak olması, bundan emin olması bence en önemli artılarımızdan. Tabii bunların üstüne de oturum izni, vatandaşlık izni gibi unsurlar tabii ki çok teşvik edici. Bunu biz bekliyorduk. Bu da gerçekleşti. Bundan sonra şöyle düşünelim. Bizim önümüz çok açık. Aslında şöyle düşünün. Biz artık mütekabiliyetten sonra geldiğimiz ivmeden sonra bundan sonrası daha çok katlanarak gidecektir diye düşünüyorum. Çünkü pek çok teknik konuyu çözdük bu şekliyle. Zaman içinde ihtiyaçlar anlaşıldı. Firmaların ve yabancı müşterinin ihtiyaçlarını da biz bu birkaç yıl içinde daha iyi anladık. Hem projelerimize yansıtıyoruz, hem şey anlamında, yönetim anlamında, hükümetimizin, devletimizin yapmış olduğu kolaylıklar onları tanıdıkça ortaya çıkıyor. Bence şu anda artık
gerçekten bizim katlanarak ilerlememiz lazım. Bunu da yapacağımıza inanıyorum. Hem sektör olarak hem kurum olarak. Çok güzel bir soru. Şöyle, biz şimdiye kadar tabii hep Simpaş grup olarak, Simpaş bio olarak mütekabiliyetten sonra özellikle bu çok büyük bir gelişimdi Türkiye için. Hep yabancı konuklarımızı satmaya, gayrimenkullerimizi nasıl geliştiririz, nasıl onları çekeriz, buna baktık. Altını çizmek istediğim bir konu, bunu yaparken de Simpaş olarak hep biz piyasada hangi fiyatla sunuyorsak aynı şekilde yabancı müşterilerimize de sunduk. Ve bu koşulları onlara da fırsat olarak avantajlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi bundan sonraki aşamada artık Türkiye gayrimenkul, işte Türkiye'nin kurumsal gayrimenkul sektörü o kadar anlaşıldı ki bence bu 2-3 yıl içinde. Bundan sonrasında artık Türk markalarının, Türk konut sektörünün bu şeyde coğrafyada proje geliştirmesinin önünde hiçbir engel yok. Bunun için istek, motivasyon ve vizyon. Bunları hisseden her firma bence artık bu körfezde gayrimenkul yatırımı yapabilir. Biz bunun için ne yaptık? Biliyorsunuz Simpaş Suudi, Suud Simpaş'ı kurduk. Ve şu anda özellikle Suudi Arabistan'da biliyorsunuz büyük bir konut açığı var. Bunun tamamlanmasına yönelik, karşılanmasına yönelik daha doğrusu sadece yerli yatırımcı değil, yabancı yatırımcıları da ülkelerine çekmek istediklerini zaten beyan ettiler, bizlere bildirdiler. Bu nedenle biz buna hazırlık olması açısından Simpaş Suud markamızı, Suudi Arabistan'da Simpaş'ı açmış olduk. Burası başlangıç olmak üzere tüm Orta Doğu coğrafyasında Simpaş nasıl gayrimenkul geliştirebilir? Bunun çalışmalarını da, ön çalışmalarını da yapıyoruz. Ve bunları çalışmaya başladıkça da şunu gördük, hiç de zor değil. O nedenle bizim bundan sonra yurt dışında da bu tür yatırım fırsatlarında nasıl yer alabiliriz? Yakında bunlarla ilgili de sizinle gelişmeler oldukça paylaşacağız. Biz bu hususta kararlıyız, istekliyiz ve somut olarak şirketimiz de orada açmış olduk. Katar'da gördüğünüz gibi çok fazla gayrimenkul yatırımı var. Fakat burada bunlar daha çok kiralama amacıyla yapılıyor. Yabancılara kiralıyorlar. Çünkü yabancılar Katar'dan alamıyor. Yani daha önceki bizim ülkemizdeki gibi bir durumları var. Ama fakat Katarlılar gayrimenkul yatırımına çok alışık. Çünkü burada çok fazla ekspat var. Kiralama amacıyla burada yapılan gayrimenkulleri kiraladıkları zaman iyi bir gelirleri oluyor. Bu sektör bu anlamda gelişmiş. Onun dışında gördüğünüz gibi altyapı, üst yapı son derece gelişmiş. Burası da bir bu anlamda ticari anlamda ortaklıklarla girilebilecek bir nokta. Az önce söylediğim gibi yani Katar'ın zaten vizyonu hakikaten uluslararası bir iş ve sosyal bir ortamı var Katar'da. Biz neden olmayalım? Olabiliriz. Simpaş Giyo olarak biz Suudi Arabistan'da kurduğumuz ilk şirketimizle birlikte Körfez'e ve Orta Doğu olarak yani daha geniş bir coğrafyada iş yapmak üzere bu irademizi ortaya koyduk. İnşallah gelişmeler oldukça sizinle paylaşırız. Evet.